Mimarına sınırsız iş gücü ve kaynak sağlıyordu. Usta işi tasarımını kağıttan taşa geçirmesi sadece 7 yılını aldı. Michelangelo Saint-Pierre üzerinde 1-7 yıl daha çalışacaktı. Süleymaniye Camii sadece bir ibadet mekanı değil, bir şehir planlamacılığı harikasıdır. 2,5 kilometre karelik bir alana yayılmış bulunan külliyede, türbeler, hamamlar, sağlık ocakları, ayrıca bilim ve hukuk alanında eğitim veren 4 medrese vardır. Eski İstanbul'un bu en yüksek yapısı, şehrin en yüksek tepesine kurulmuştur. Cami Roma'dan gelen ziyaretçilere gösterildiğinde, içlerinden biri, iç ve dış güzelliğin bu kadar zengin ve bu kadar uyum içinde olduğu başka hiçbir yer görmedim diye yazacaktı. Süleyman kubbenin iç dekorasyonu için Kur'an'dan en sevdiği ayetleri seçmişti. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Ama muhteşem Süleyman'ın yolunu aydınlatan tanrısal ışık artık sönme yolundaydı. Adil ve dindar sultanın son yılları ister istemez eski ahitteki bir ayeti anımsatıyordu. Evine düzensizlik verenin mirası yeldir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 20 seneden fazla hüküm sürmüş çok az padişah vardı. 1552 yılında tahtta 32. senesini dolduran Süleyman'ın ardından kimin tahta çıkacağı bilinmiyordu. Oğulları sabırsız ve gergindi. Gelenekler uyarınca bir sultan öldüğünde oğulları içlerinden biri galip gelip tahta çıkana dek birbirleriyle mücadele ederlerdi. Süleyman'ın 4'ü Haseki Hürrem Sultan'dan olmak üzere 5 oğlu vardı. Kendi oğullarından birini tahta geçirmeye kararlı olan Hürrem Sultan bir dedikodu ve iftira kampanyası başlattı. Başarısız olursa hem kendinin hem de oğullarının hayatını tehlikeye atacağının farkındaydı. Bir numaralı veliaht Şehzade Mustafa'ydı. Mustafa gözde bir valiydi ve ordu içinde de seviliyordu. Akıllı ve yetenekli olmasına rağmen tek kusuru yanlış anneden doğmuş olmasıydı. Mustafa'nın tahta geçmek istediğini bilen Hürrem Sultan, gerçekleri çarpıtarak Süleyman'a onun bu taht hırsının ihanete dönüştüğünden bahsetti. Mustafa ise söylentiler kulağına gidince bir krizle karşı karşıya olduğunu anladı. Bakalım Hürrem Sultan'ın ortaya attığı iftira, babasının duyduğu güven sayesinde temize çıkabilecek miydi? Bu güven, Süleyman'ın en yakın arkadaşı İbrahim Paşa'yı kurtarmaya yetmemişti. Her şey, Süleyman'ın İran seferine hazırlandığı 1553 yılında belli olacaktı. Mustafa hakkındaki iftiraların en büyüğü ise, onun Süleyman'ı devirmek için İranlılarla masaya oturduğuydu. Süleyman, veliahtını seferde kendisine katılmaya çağırdı. Mustafa kararını vermişti. Sefere katılmamak, işlemediği bir suçu kabul etmek olacaktı. Sadakatini kanıtlamanın tek yolu itaat etmekti. Ordu endişe içinde beklerken, Mustafa kendisini bekleyen tuzaktan habersizdi. Ama üzerine atılan suikastçilere kolay teslim olmak niyetinde değildi. Gecikme yüzünden öfkelenen Süleyman, adamlarına işi bir an önce bitirmeleri için bağırıyordu. Süleyman, sevgili oğlunun cesedini dehşet içindeki ordusunun önünde teşhir etti ve kendisine meydan okuyacak kadar aptal olan herkesi aynı sonun beklediğini söyleyerek herkese gözdağı verdi. Karşı gelmeye kalkarsa sonu bu olacaktır. Bilesiniz bunu. Ordunun zekasıyla Osmanlı hanedanını zaferden zafere koşturacak şehzade diye bahsettiği Mustafa'nın ölümüne yas tutmaktan başka çaresi kalmamıştı.
Ama cinayetler bununla da kalmadı. Suikastçiler Mustafa'nın genç oğlunu da öldürdüler. Hürrem Sultan'ın oğullarından biri olan Şehzade Cihangir ise abinin vefatına dayanamayarak intihar etti. Süleyman'ın hanedanı kan gölüne dönmüştü. Padişahın eski bilgeliğinden eser kalmadığını gören şair Taşlıcalı Yahya ona şöyle soracaktı. Bu mu sizin yumuşaklığınız? Sevgili oğlunuz Mustafa'yı öldürttünüz. Size kurulan alçakça tuzağa kanıp öz oğlunuzun kanına girdiniz. Bu mudur bir halifenin adaleti? Ne istediniz Mustafa'dan? Onu niye katlettiniz sultanım? Vicdanıyla giriştiği mücadeleyi kaybeden Süleyman, şairin canını bağışladı. Hürrem Sultan'ın iftiralarına dayanarak önce en yakın dostu İbrahim Paşa'yı, şimdi de en sevdiği oğlu Mustafa'yı öldürmüştü. Süleyman artık her geçen gün biraz daha kendi köşesine çekiliyordu. Saray işlerinden uzaklaşmış, kendini ibadete vermişti. Her namazdan önce abdest alsa da işlediği suçları suyla temizlemesi imkansızdı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suçları ona kimin işlettiğini asla öğrenemeyecekti. En ağır darbeyi ise 1558 yılında aldı. Hayatının ışığı sönmüş, Hürrem Sultan ölmüştü. Süleyman artık rahatsız ve tek başına kalmış bir ihtiyardı. Ömrünün son yıllarında ruhu asla huzur bulmayacaktı. Hürrem Sultan'ın geriye kalan iki oğlunun tahta çıkma mücadelelerini neredeyse bir iç savaşa dönüştürmeleri üzerine Süleyman işe karıştı. Yine trajik olarak iki oğlundan daha genç, akıllı ve yetenekli olan Bayezid'i yakaladı ve geleneklere uygun olarak onu abine teslim etti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîme. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Süleyman, imparatorluğun en parlak umutlarını kendi eliyle birer birer yok ediyordu. İyice yaşlanan sultan ölüme yaklaştığında geriye sadece tek bir oğlu kalmıştı. Ve o da Ayyaş'ın ve aptalın tekiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın ardından Osmanlı tahtına oturacak olan Sarı Selim, duraklama ve gerileme dönemlerini kapsayan 300 yıl boyunca hükümdarlık etmiş beceriksiz padişahların ilki ve büyük olasılıkla da en kötüsü olacaktı. Eşi benzeri olmayan Fatih, adaletli kanun koyucu, sanatın ve sanatçıların koruyucusu Süleyman artık devrini tamamlamıştı. Halk önüne çıktığı ender anlarda kendisine makyaj bile yapılıyordu. Halkı hala çıktığı 12 büyük seferden ve fethettiği yerlerden dolayı ona büyük saygı duyuyordu. Süleyman savaş meydanlarından 10 yılı aşkın bir süre uzak kaldıktan sonra 13. seferi için hazırlıklara girişti. Avrupa'daki ilk fetihlerden biri olan Macaristan, son 40 yıldır onun seçtiği bir kukla hükümdar tarafından yönetiliyordu. Ama 1564 yılında başa yeni bir kral geçiren Avusturyalılar, Süleyman'a Macaristan'ı geri istediklerini bildirdiler. Bu hareket karşılıksız kalamazdı ve Yeniçeriler Zigetvar kasabasını kuşatma altına aldılar. 72 yaşında olmasına rağmen Süleyman askerleriyle birlikte sefere çıkmayı istemişti. Gut hastası olan sultan Yeniçerileri önünde acılar içinde atına bindi. Ama 13. zaferini kazandığını göremeyecekti. Çarpışma tüm şiddetiyle sürerken Süleyman ölüm döşeğindeydi. Ordunun kaleyi ele geçirmesinden 2 gün önce hayata gözlerini yumdu. Ama ölümü gizlenecekti. Danışmanları 43 gün boyunca oğlu Selim İstanbul'a varıp tahta geçene dek onun mührünü kullanarak fermanlar yayınladılar. Süleyman bırakacağı mirası önceden hazırlamıştı. İstanbul'da imparatorluğun en saygın hattat ve ressamları onun emri üzerine hükümdarlığı dönemindeki tüm olayları kayda geçirmişlerdi.
Sonuç belki de İslam sanatının en muhteşem örneklerinden biriydi. Süleymanname adı verilen bu eser, hareketli ve çoğu yerinde çelişkilerle dolu geçen bir ömrün ayrıntılı ve resimli bir belgesidir. Kanuni Sultan Süleyman 46 sene boyunca döneminin en büyük imparatorluğunu yönetmiş ama gönlünün idaresini haremindeki bir kıza teslim etmiştir. Üzerine gönderilebilecek en güçlü orduların karşısında kılı bile kıpırdamamış ama en yakın dostunu ve kendi oğlunu öldürmek için suikastçiler göndermiştir. Hristiyan kralların takdirini ve saygısını, oğlunu öldürmesi üzerine ise bazı İslam şairlerinin nefretini kazanmıştır. Topkapı Sarayı'nı dünyanın en zengin saraylarından biri haline getirmiş ve devraldığı mirası bol keseden harcamakta hiçbir sakınca görmemiştir. Sanat dehalarını kendinden önceki ve sonraki hiçbir sultanın yapmadığı bir biçimde görür görmez tanımış ve kollamış ama kendi ailesi içindeki ihaneti görememiştir. Yüreği Macar topraklarındaki Mohaç Ovası'nda gömülü kalan Süleyman'ın naaşı bugün kendi adını taşıyan büyük caminin bahçesindeki türbede gömülüdür. Geride bıraktığı miras en az yaşadığı ömür kadar muhteşem ve bir o kadar da trajiktir. Sanat ve hukuk alanında dünyamıza yaptığı katkıların izleri bugün de görülen Kanuni Sultan Süleyman, gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlardan biri olarak tarihe geçmiştir.